Granting e Vakfına ben de teşekkür etmek istiyorum bana bu onuru bahşettikleri için bilimsel komite üyeliği için ve bu panelin oturum başkanı olarak beni tercih ettikleri için biz. E burada Vangelis'i de anıyoruz aynı zamanda bu e, amaca da hizmet etmiş oldu hepimizin dostu olan Vangelis'i de anma fırsatı bulmuş olduk üçüncü panelimizin e, başlığı İzmir'de toplumsal yaşam Andreas Baltas'la başlayacağız kendisi e, İzmir'deki spor kulüplerinden bahsedecek ve Yunan milli ideolojisinden bahsedecek 1890-1922 yılları arasında Andreas Balthas, e, e, beden eğitimi e, e, uzmanıdır. Aten Üniversitesi'nde e, e, siyasi bilimler eğitimi de almıştır. Pek çok e, spor e, kurumunda çalışmıştır. Bilimsel ilgi alanı e, Yunanistan ve e, Küçük Asya'da e, spora ilişkin hatıralar e, tarihçedir. Karabor'un Küçük Asya ile ilgili yazmış olduğu kitapları vardır. Siyaset bilimi Palmyra Üniversitesi'nde doktora adayıdır. Doktora öğrenci adayıdır. Çok teşekkür ederim sanım efendiler, beyefendiler. Bu bildirinin amacı eee <laughs> Rum İzmir'deki Rum Ortodoks Spor Kulübü üyeleri tarafından geliştirilmiş faaliyetlerle Yunan ulusal ideoloji arasındaki bağlantıyı bulmaktır. Bu bağlamda İzmir'deki Yunan Rum Spor Kulüpleri ve bu kulüplerin antik Yunan'la bağlantısı, Yunan ulusalcılığı ajanlarının gelişmesiyle ilişkisi ee, ve e, Yunan iridantizm e, kontekstinde bu faaliyetlerin e, nasıl geliştiği anlaşır, araştırılmıştır. Yunan e, ulusalcılığı 19. yüzyılın ilk e, başlarında eee Mevcuttu. 1830'da Balkanların güneyinde Yunan devletinin kurulmasıyla da herhangi bir momentum kaybına uğramadı. Yeni amaçlar belirlendi. Yunan ulusun birliği ön öncelik olarak belirlendi ve Yunanların bölgedeki Yunanların birleşmesi bunların içerisindeydi. <laughs> Yunan Devleti'nin sınırları dışında e, Yunan e, nüfusunun bulunması e, büyük e, idea, a, great idea a, fikrinin e, zorlanmasına e, ve Yunan iridantizminin e, ideolojik çerçevesi içerisinde bunun yer bulmasına yol açtı. Yunan Devleti'nin bütün e, alanlarda e, Bizans İmparatorluğu ve Konstantinopol e, temelinde... E, <laughs> E, dahil edilmesini e, öneren bir e, görüştü bu. Bu ideolojik bağlamda e, bütün e, Yunan hükümetleri 19. yüzyılın ikinci yarısında ve e, 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında 1922'ye kadar e, çok e, aşamalı programlar e, yürüttüler. Ulusal ideoloji diğer şeylerin yanı sıra ortak mitlerin ve tarihi hatıraların mevcudiyetinden aslında varlığını bulur Yunan antikitesi Yunan ulusalcılığına bir referans sağlayan çerçeveydi bu ve e, çeşitli bölgelerdeki Yunan e, varlığıyla da e, bu doğrulanmış oluyordu. Bu bağlamda Yunanistan'ın e, entelektüelleri bir e, e, Yunan e, fantazi e, cemiyeti e, kurmuş oldular. 19. yüzyılın sonunda e, Yunan entelektüelsinin e, üyeleri sporda ve jimnastikte bir devamlılık konsepti oluştururlar antik zamanlardan bugüne kadar. Georgeios Patikos'un eee Olimpik Oyunları e, mesela bu karakterdedir. <laughs> e, bu e, Rum Ortodoksların çalışmaları da bu tür gelişmelerin bir sonucudur. 1890 Eylül'ünde Orfeus Müzik Kulübü kuruldu İzmirli müzikseverler tarafından, Aronis okulu öğrencileri tarafından. 1893 yılında birçok üye Orfeus'u ve gimnazyoyu bıraktılar ve ilk spor kulübü oluştu. Ee, ve e, Panianos e, Jimnastik Kulübü İzmir Jimnastik Kulübü 1898'de kuruldu ve bu 1897'den itibaren de e, Yunanistan Amatör Atletik e, Birliği'nin üyesidir. 1891'de Apollon Filarmoni Birliği kuruldu. 1894'te de e, <laughs> e, yine e, gezi e, seyahat bölümü e, e, eklendi buraya. Evanjeli e, İzmir Evangelik Okulu'nun e, öğrencileri bu e, derneğin e, ataları olarak kabul edilir. 1890'da Avcılık Kulübü e, Yunanlar tarafından kuruldu. E, sadece Yunancılar, Yunanlar değil diğer İzmir'in diğer etnik gruplarının üyeleri de e, bu kuruluşta yer aldılar. 1893'te spor kulübü veya jimnastik çevresi kuruldu. Bu hem bir spor kulübüydü hem de okuma odası olan bir uluslararası kulüptü. 1902'de İzmir Kürek Kulübü özellikle deniz sporlarının geliştirilmesini amaçlayan bir kulüp olarak kuruldu. Pelops 1906'da kuruldu. İzmir'in Karataş mahallesinde kuruldu. Yine amacı jimnastik ve deniz sporlarının geliştirilmesiydi. Karşıyaka Jimnastik ve Müzik Kulübü 1906 yılında kuruldu. Kordon'da da yine hem bot yarışmaları düzenleyen bir kulüp vardı. Kopanos'da yine şehirin dış mahallelerinde yaşayan gençler tarafından kurulmuştu. Ayas ve Alay Alaybey'de yine Kordelyon'un yani Kordon'un dış mahallelerinde kurulmuştu. 1907'nin Haziran ayında Teseus, Bornova ilçesinde, Bornova mahallesinde kuruldu spor geliştirme amacıyla Hermes'te 1908'de Bornovalı spor ve müzik severler tarafından kuruldu. Müzik ve jimnastik kulüplerinin kuruluşunun başından beri bir e, e, antik e, Yunan e, geçmişiyle bağlantı kurmak ve Yunan oyunlarıyla bağlantı kurmak yönünde bir eğilim olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Örneğin verilen isimler Orpheus, Gimnazio, Panianios, Apollo, Pelops, Ajax, Teseus, and Hermes, kullanılan amblemler, eee marşlar, bayraklar vesaire hepsi ideolojik kimliğe bir gönderme yapmak, bunu yoğunlaştırmak üzerine seçilmiştir. Bu isimlerin ilhamı hep antik Yunan'dan alınmıştır. Mesela Apollo İzmir Derneği'nin 3. kuruluş yıl döneminde yapılan Kutlamanın tanımı. Mesela Başkan Nikos Kulmasis e, açılış konuşmasını yaptı. Stilpon Pittakis Delphi e, kahini üzerinde konuştu ve Apollo o, Marşı'nı söyledi. Apollo ilahisini söyledi. <laughs> e, Tanrı'nın müziği özel bir sunak üzerinde, bir podyum üzerinde yapıldı. Sekiz İzmirli... E, Taç giymiş genç, e, pelerinli genç e, Pindarik ilahisini söylediler Apolloyu Arkeolojik e, kazılar e, Delphi'de e, iki sene önce şunları ortaya çıkardı. Yine 1904'teki İzmir Karnavalı'ndan bir e, örnek. <laughs> Ee, kulübün e, arabasında e, Isigonis vardı, elinde altın bir lir vardı, Apollo'yu temsil ediyordu, 7 tane atlı e, önden gidiyordu, 9 e, tane e, sarışın e, bakire bu o, gruba eşlik ediyordu. <laughs> yine beraberlerinde at üzerinde ve yayan olarak arkaik şekilde giyinmiş atletler onlara eşlik ediyordu. Paniyanyos Oyunları Derneği üyeleri Panionyan oyunlarını canlandırmak istiyorlardı. Bunlar antik oyunların oyunlara atıfta bulunan oyunlardı. Ee, İzmir ve İonya'nın modern e, Yunan e, sakinlerinin e, eski zamanları atıfta bulunmak ve bunu sürdürmeye yönelik eğilimlerini ortaya koyan e, gerçeklerdir bunlar. Burada şunu da belirtmeliyiz ki Panyonyon e, oyunları Levantenler tarafından düzenleniyordu. İzmirli Rum ortodokslar tarafından düzenlenen bu faaliyetler ulusal karakter kazanmaya başladı seneler içerisinde spor ıı, söz konusu olduğunda da ıı, diğer cema cemaatlerin spor faaliyetleri Rumlarınkiyle ile farklılık göstermeye başladı e, Yunanistan'ın spor ıı, organizasyonlarıyla bağlantıları oldu her zaman ve onların kurallarına uydular e, onların bürokrasi e, kurallarına her zaman takip ettiler e, ve e, Yunan e, Rum kulüplerin atletleri Athena Panellenik oyunlarında oyunlarına katıldılar. 19. yüzyılda bu birlikler yükselen burjuvazinin siyasi değerlerini ve yeni davranış kurallarını açıkladı. <laughs> Yunan Rum İzmir'de yaşayan Rum burjuvazi ee, sürekli olarak Yunan devletiyle ve e, spor yetkilileriyle iletişim içerisindeydi, bağlantı içerisindeydi. Dolayısıyla sponsorluklar da söz konusuydu. Panelenik oyunları mesela 1909-1911 kanunları çerçevesinde ge gerçekleştirdi. İzmirli spor kulüpleri de buradan finansman alıyordu. 1909'da Panionion e, 2000 rahmi aldı. 1915'te de yine aynı miktarı aldı. Aynı sene Apol İzmirli Ampolio ve Melantia'lı Pelops 1000 drahmi aldı. Yine benzer şekilde 1909'daki Panionyan oyunları Yunan devleti tarafından teşvik edildi. 2 drah, 2000 drahmi e, verildi. 1909 senesinin 13 Mayıs'ında Dışişleri Bakanlığı'ndan ee, İzmir e, Yunanistan Konsolosluğu'na oyunlarla ilgili ne kadar heyecan duyulduğuna dair bir mektup gönderildi. 1903 5 Nisan'ında 7. Panionyon oyunlarından e, e, birkaç gün önce Panelinos e, Jimnastik Kulübü Atina'daki bir mektup yolladı. E, ana e, Başkenttekileri bu oyunlara katılmaya davet etti. <laughs> bu mektupta bu şöyle söylendi. Ee, Küçük Asya'da bir e, 13 senedir bir misyon üstlendiklerini, e, jimnastik egzersizlerinin ve sporun e, yıllara ve diğer e, yurttaşlara e, bu sevgiyi, bu aşkı e, iletmek gibi bir misyonları olduğunu e, açıklar. <laughs> Bu mektubu yollayanların e, fikrine göre tabii ki e, bu o, o, cemiyetlerin faaliyetleri e, daha doğuda yaşayan cemaatlere e, ve İzmirli gençliğe de e, ilham verecektir e, ve prestij sağlayacaktır. Ve mektubun sonunda da bunun basına sızmaması belirli sebeplerden dolayı, bilinen sebeplerden dolayı basına sızmaması yönünde bir rica vardır. 1907'de yollanan e, Panionios e, tarafından kürek kulübüne yollanan e, mektupta <laughs> aynı kültürel e, değerlerin e, paylaşıldığı e, ve e, şimdiye kadar yapılan çalışmalarla çok fazla güç e, kazanıldığından bahsedilmektedir. Ee, 1909 Ocak e, ocağında Panionios e, kürek pire kürek kulübünü 13. Panionion oyunlarına katılmaya çağırır e, ve der ki bu amaçlara ulaşmak gerçekten çok derin ve e, kutsal e, arzulara e, hizmet etmektedir der. 13. Panionyon oyunları 7-8-10 Mayıs 1909'da gerçekleşir. E, 24 Ocak'ta e, Yunan Amatör Atletik e, Birliği bir e, mektup yollar üyelerine ve der ki böyle bir oyun düzenlenecektir. E, üyelerini katılmaya davet eder ve... E, ve e, köleleştirilmiş Helenizmin e, faydasına çıkarını olarak bizim e, bununla katılmamız misyonumuzdur der. E, <laughs> 1919-1922 arasındaki üç yıllık dönemde İzmir'de spor hareketleri. Ee, şehirde yaşayan Yunanların ulusal e, kimliğini güçlendiren bir araç olmuştur. Ve e, Yunan e, varlığı e, gerçekten çok e, güçlü bir e, varlıktır. Bu dönemde e, düzenlenen spor faaliyetlerinde. Panionios e, Stadyumu aslında pek çok sosyal ve ulusal e, organizasyona dev sahipliği yapmıştır. Burada e, aydın e, mültecilerine yönelik e, oyunlar düzenlenmiştir. E, ulusal bağımsızlık e, yıl dönümü e, burada anılmıştır. Le Liberator e, General Paraskevopoulos'un eee resepsiyonu, hoş geldiniz resepsiyonu burada düzenlenmiştir ve Küçük Asya Cephesi'nin e, de ölenler için anma toplantısı da burada düzenlenmiştir. 19 Mayıs ayında Yunan e, ordusu İzmir'i işgal ettiği zaman Panionos 19. Panyoni oyunlarının düzenlendiğini ilan etmiş ve e, Yunan birliklerine davetiye gönderilmiş ve burada Panyonos Jimnastik e, Birliği'nin e, köleliğin e, gölgesinde de e, burada çalışmaları devam ettiğini söylemiştir. Bundan dolayı da 19. Panyoni oyunlarının e, mümkün olan en iyi şekilde kutlamak istediklerini söylemişlerdir. Yunan yönlüsünün başkent, metropolisinde bunu yapacağız ve bu da Büyük Yunanistan'ın en kıymetli elmaslarından biri olacaktır bu metropol demiştir. 3 Ekim 1919'da Panyonyos bülten göndermiştir üyelerine ve bu bülten sırasında onları İonik Metropol'ün özgür mavi gökyüzü altında bu yılda güzel kutlamıza devam edelim demiştir. Aynı zamanda İzmirli Rum gençlerini teşvik etmiştir. Burada e, çelik kollarınızda, güçlük e, vücutlarınızda hazırlanın. Çünkü Yunan ulusu bugün buna ihtiyaç duyuyor. Böylelikle yeni mirasımızı koruyabiliriz ve bugünün e, kahramanları geleceğin Yunan kuşaklarına miras bırakabilir. Ve bu bültenin içeriğine baktığımız zaman aslında İzmir e, psikoposu, Kirosostomos'un söylediklerinin yansıttığını görürüz. Bu kendisinin e, görevlendirildiği törende 9 yıl önce spordan bahsetmiştir ve konuşmasında ise sporun öneminden bahsetmiştir. Spor sayesinde İzmir'in Rum Ortodoks e, toplumu içinde gençlerin ulusal moralinin güçlendirilebileceğini söylemiştir. Ve Bizim fiziksel e, formumuzla birlikte ruhani ihtiyaçlarımızın bir arada karşılanması gerekiyor. Bizim ırkımızın güzel e, vücutları var ve her günün çelik kollarına ve san sonu kollarına sahibiz. Kaslarına sahibiz. Ve burada burada Temmuz 1919'da günah e, e, alkimi kurulmuştur. Ve burada Celik okulun e, üst sınıflarından öğrenciler bulunmaktadır. Ve aynı zamanda genlik ve aroni liselerinden öğrenciler bulunmaktadır. Buradaki bu kurumun e, kurucularına baktığımız zaman Kutsal bir amaçla bir araya geldiklerini görüyoruz. Burada Yüksek Komiser Aristides Stergiadis de e, Türklere karşı kışkırtıcı bir e, kutsal birlik, kumpanya adını kullanmayalım demiştir. Üç, yaklaşık 300 tane İzmirli buraya kaydolmuştur. Ve gelecekteki orduda yer almak üzere sistemli bir şekilde askeri eğitim görmüşlerdir. İzmir'deki Rum Ortodoks toplumunun cemiyetinin spor faaliyetlerine baktığımız zaman bunun antik Yunan çağıyla e, bağlantılı olduğunu görüyoruz ve antik olimpiyat oyunlarıyla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ve burada antik zamanlardan beri Yunan sporunun devamı olarak görüldüğünü görüyoruz. İzmir'deki Rumların spor kulüpleri Yunan e, devletiyle ilişkiliydi. Aynı zamanda Yunan Amarik Atletizm Birliği'yle ve Helenik Olimpiyat Komitesi ile ve aynı zamanda Yunan Devleti'nin spor kulüpleriyle ilişki içerisindeydi ve burada e, bu spor kulüpleri Yunan ulusal ideolojisinin e, kurumları temsilcileri olarak çalışmışlardı. Onlarla işbirliği içinde çalışmışlardı. Bu faaliyeti katkıda sağlanan, sağlayanlara baktığımız zaman Yunan spor kulüpleri olduğunu görürüz. Bunlar İzmir'in Rum Ortodoks Burjuvası'na aittiler ve 3 yıl boyunca 1919 ile 1922 yılları arasında İzmir Rum İdaresi altındayken Rum Ortodokslarının atletik faaliyetlerinin aslında ulusal farkındalık yaratmakta kullanılan bir araç olduğunu ve aynı zamanda şehrin Rum Ortodoks üyelerinin moralini yükseltmekte kullandığını görüyoruz. Burada İzmir'in Rum Ortodokslarının spor faaliyetleri 1922 yılında Rum Rumların şehirden sürülmesiyle sona ermiştir ve İzmir'deki Rum e, Ortodoks cemiyetinin sona ermesiyle beraber nihayetinde büyük fikir ideolojisi de ortadan kalkmış ve burada İzmir'in e, Rum spor kulüpleri ise e, Yunanistan'da mülteci olarak atletik faaliyetlerini sürdürmüşler ve bunları yeni ideolojik bağlamlara yerleştirmişlerdir.